Günümüzde Avrupa'dan Çin'e uzanan bölgede 6 ana Türk devleti bulunuyor. Ayrıca Rusya, Çin, İran, Moldova ve diğer birçok ülkede farklı inançlara sahip Türk topluluklarına da rastlanır. Ancak sadece bağımsızlık sahibi Türk devletlerini ele aldığımızda 4.7 milyon kilometrekare yüz ölçümüne sahiptir ve bu dünya sıralamasında en büyük 7. ülkeye eşdeğerdir. Listeye dahil etmediğim Rusya sınırları içerisinde kalan Yakutistan sadece tek başına 3 milyon kilometrekare yüz ölçümüne sahip. Bütüne bakıldığında 162 milyonluk toplam nüfusla en kalabalık 9. ülke olsak da nüfusun neredeyse yarısından fazlası Türkiye'de yaşıyor. Hatta Türkiye demografisinin yarısıysa neredeyse Marmara üzerinde yoğunlaşmış durumda. Nüfusun 1/4 Marmara gibi küçük bir coğrafi lokasyona sıkışmış gibi dursa da aslında bu istatistik dağın sadece görünen bir kısmı. İran ve Rusya başta olmak üzere başka ülkelerde yaşayan milyonlarca Türk var. Özellikle de Rusya'da Budist Türklerden tutun da Hristiyan Türklere ve Müslümanlara kadar büyük bir Türk yelpazesi bulunuyor. Rusya'daki Türkler hakkında kanalımda pek çok video bulunuyor. Onları da izleyebilirsiniz. Net bir sayı veremesem de sadece bu iki ülkede bile 50 milyona yakın bir nüfus bulunurken tüm dünyaya yayılmış gurbetçi nüfusları da cabası. Öte yandan Moldova ve Ukrayna'da Türkçe konuşan Hristiyan Gagavuz halkı da bulunmaktadır. Ayrıca Çin'in Sincan bölgesinde yaşayan Uygurlar ve Irak'ta yaşayan Türkmenler bu sayıya dahil değil. Belirtmek gerekirse Doğu Türkistan 1.665.000 kilometre yüz ölçümüne ve 25 milyonun üzerine nüfusa sahip. Dolayısıyla bu potansiyeldeki bir nüfus dünya ekonomisine şekil veriyor gibi düşünülebilir. Bağımsız 6 devletin toplam gayri safi yurt içi hasıla değeri yaklaşık 1.3 trilyon dolar ve bu da dünyanın en büyük 14. ekonomisi olduğu anlamına geliyor. Belki birkaç sene önce bu sıralama yapılsa Türkiye'nin de desteğiyle muhtemelen ilk 10'un içerisinde olabilirdik. Az önceki cümlemden de anlayacağınız üzere ne yazık ki birçok Türk devleti ekonomik dalgalanmalar yaşıyor. Pekala, neden tek bir Türk devleti yok da dağılmış bir Türk coğrafyası var? Doğuda Rus Çarlık rejiminin yıkılması 1920'ler ve 30'larda bugünkü Orta Asya Cumhuriyetlerinin ve Azerbaycan'ın temelini oluşturan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerin kurulmasına yol açtı. Bu arada Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü Avrupa'ya dönük Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya çıkmasına neden oldu. Giderek Ruslaştırılan Kafkasya ve Orta Asya'dan çok farklı bir rota izleyen Türk dünyası iki parçaya bölünmüştü. Bu durumun yarattığı yabancılaşma özellikle Soğuk Savaş sırasında iyice belirginleşti. NATO'ya katılan Türkiye, sonraki 40 yıl boyunca Orta Asya'daki Türk halklarıyla neredeyse hiçbir ilişki kuramadı. Ancak tüm bunlar 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte değişmeye başladı. SSCB'nin dağılmasıyla 5 Türkiye Cumhuriyet 2 Mart 1992'de Birleşmiş Milletler'e katıldı ve bağımsız devletler haline geldi. Bu süreçte Türkiye, kurulan yeni devletler üzerindeki etkisini genişletmeye çalıştı. Onları tanıyan ilk ülke olmanın yanı sıra Ekim 1992'de Ankara'da bir zirve düzenlendi. Bağımsızlıklarını kazanmış olmalarına rağmen Cumhuriyetler, ekonomik, siyasi ve sosyal açılardan Moskova'ya bağlı kaldıkları gibi Rusça bölgesel ortak dil olarak kalmayı sürdürdü. Ekim 2009'a kadar Türk dünyası kendi kabuğunda şekillenmeye devam ederken Türkiye'nin başını çektiği Azerbaycan, Kazakistan ile Kırgızistan'ın içinde bulunduğu yeni bir teşkilat kurulması gündeme geldi. Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi kuruldu. Sonraki yıllarda ülkeler arasında ekonomik, siyasi, ticari ve kültürel bağlar genişledi. Macaristan ve Türkmenistan gözlemci olurken Özbekistan 2019'da grubun 5. tam üyesi olarak karşımıza çıktı. Ancak bu buluşmaların içi yeterince dolu değildi. Bu yüzden 2021 yılında konseyin adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi ve Türk Yatırım Fonu oluşturuldu. Bu dönemde uluslararası alanda tanınırlığı olmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de gözlemci devlet olarak teşkilata katıldı. Dağlık Karabağ sorununun bitmesiyle beraber yeni yıl itibariyle Azerbaycan başta olmak üzere birçok Türk devletinin Kuzey Kıbrıs'ı tanıyacağını düşünüyorum. Tüm bunlar Türk coğrafyası için oldukça önemli ve kararlı adımlar. Çünkü bölgede Rusya ve Çin gibi önemli faktörler bulunuyor. Her iki ülkede Orta Asya'daki Türk devletleri üzerinde önemli bir ticari güce sahip. Ayrıca her ikisi de Asya ve Afrika'dan Avrupa'ya uzanan ticaret bağlantıları kurmayı amaçlıyor. Bu farkındalığın bir parçası olup yeni bir jeopolitik güç unsuru olarak kendimizi ön plana atmamız gerekiyor. Açık konuşmak gerekirse doğudaki Türk toplulukları ile batıdaki Türk halkı arasında uzun bir ayrılık tarihi olmasına rağmen önemli etnokültürel bağlarımız var. Türkmence, Azerbaycanca, Kazakça ve Kırgızca gibi birçok Türk dili karşılıklı anlaşılabilecek yakınlıkta. Ancak Türkiye bu teşkilatın en kalabalık üyesi olmasının yanı sıra aynı zamanda en köklü ülkesi. Hal böyle olunca diğer liderlerin Türkiye'nin bu kadar baskın bir rol üstlenmesini isteyip istemeyecekleri tartışmalar yaratabilir. Açıkçası Barış Manço'nun da 2023 şarkısında belirttiği gibi beliren bir Turan fikri gerçekleşme olasılığı az gibi görünse de Türk Devletleri Teşkilatı varlığını askeri, ekonomik ve politik yönde devam ettirmeli. Hazar Denizi'ni bir Türk denizi haline getirmek kimileri için imkansız gibi görünse de oranın ticaret hacminden yararlanabiliriz. Öte yandan eğer Türk dünyası bir şekilde bu teşkilat sayesinde tek çatı altında buluşabilir ve işleri daha ciddi bir hale sokabilirse, zamanında Osmanlı'dan güç alan birçok Güneydoğu Asya ülkesiyle kalıcı güçlü bağlar kurabilir. Malakka Boğazı'nın bulunduğu bu coğrafyada ufku geniş hayaller kurmanın kimseye bir zararı yok. Gerçeği söylemek gerekirse Akdeniz'de, Kuzey Afrika'da, hatta Somali'de de olmamız gerekiyor. Öte yandan Cumhuriyetimizin 100. yılında Azerbaycan'ın öz toprağı Dağlık Karabağ'ın Ermeniler tarafından boşaltılması, başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özelinde olmak üzere Türk dünyası için önemli birçok kazanımlar getirecek. Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs'ı kısa bir zaman içerisinde tanıyacağını düşünüyorum. Bana sorarsanız bu tanınmanın ardından Türk coğrafyası ve Rusya da bu süreci takip edecek. Orta Doğu ve Kafkaslardaki siyasi dengeler değişiyor gibi görünse de en büyük değişimler Avrupa ve ABD özelinde gerçekleşecek. Yeni dünya dedikleri yerde dünya ekonomisi değişecek. Sırbistan'ın Kosova üzerindeki çıkarları gibi birçok devlet kendi çıkarlarına hizmet ederken fitil ansızın yanabilir. Dolayısıyla evet, birçok insanın Turan hayaliyle besleniyor olmasını doğal karşılıyorum. Fakat bu mümkün değil. En azından şimdilik ve bu sadece benim fikrim. Ne yazık ki birçok Türk devletinin siyasi ve bürokrasi açısından düğümleri var. Federe bir yapı bu yüzden işlevsel olmaz gibi duruyor. Bu nedenle şu ana kadar saymış olduğum değişen tüm coğrafya çıkarları için Türk Birliği, başta askeri olmak üzere demografi, ekonomi, ticari üzerinden ilişkilerini arttırmak zorunda. Türk Birliği ve BRICS değişen dünyada önemli roller alacak. Bu arada haberi olmayanlar için açıklamam gerekirse, kısaca BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bir araya gelmesinden oluşuyor ve yüz ölçümü bakımından dünyanın 1/3 kısmını elinde bulunduruyor. Az önce de söylediğim gibi bu proje dünya ekonomisini yeniden şekillendirebilir. Topluluk içinde olan ülkelerin ekonomilerine baktığımızda 5 ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının artış oranları son zamanlarda Avrupa ülkelerinin bile üzerine geçti. Bu ülkelerin çıkaracağı ortak bir para birimi, dolar ve euro gibi rakiplerine geride bırakabilecek güce sahip olabilir. 2014 yılında kendi ulusal para birimleri üzerinden doğrudan ticarete teşvik etmeyi hedefleyen bir anlaşma imzalamışlardı. Günümüzde ise ortak bir para birimi bulunmuyor olsa da geçtiğimiz aylarda Rusya'da basılan sembolik kağıt para Güney Afrika'ya hediye edilmişti. Kim bilir, belki de bu para birimi yakın gelecekte doları saf dışı bırakan en önemli unsurlardan biri olarak sıkça karşımıza çıkacak. Öte yandan halihazırda bile dünyanın 1/3 yüzölçümüne sahip olan bu birlik, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, İran ve Mısır'ın üyelik başvurularını kabul ettiğini ve bu ülkeleri üyelik için davette bulunduğunu açıklamıştı. İşte Türk dünyası bu yüzden oldukça önemli bir konumda. Cumhuriyetimizin 100. yılında yarını şekillendirme ufkuyla çocuklarımıza daha iyi gelecek verebilmek adına hedeflerimizi yüksek tutmalıyız. Bırakın artık iktidarı, muhalefeti, atı üzerinden ya da Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi diye bölünmeyi. Bırakın ön yargı ve kalıpların içine sıkışmayı. Yeni dünya düzeninde söz sahibi olmak istiyorsak birlikteliğimizin bozulmaması gerek. Kendi gücümüzü kendi içinde körelten nadide bir milletiz ama yarınlar böyle olmayacak. Ben 28 yaşında genç bir adamım. Buradan kendimden küçük gençlere seslenmek istiyorum. İnanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Ama bunun için yapman gerekenlerin farkındalığına sahip olmak zorundasın. Velhasıl Turan Birliği'ni çok gerçekçi görmüyorum. Yine de böyle bir olasılığı göz önünde bulundurmak gerekirse galiba en gerçekçi örnek Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın birleşmesi yönünde olurdu. Bu ülkeler arasında herhangi bir siyasi birleşme ihtimali şu anda oldukça düşük gibi görünse de iyi planlanmış ve güzel işleyen bir Türk Birliği Teşkilatı'nın dünyanın geleceğini şekillendirebileceğini düşünüyorum. Bize Cumhuriyeti armağan eden Atatürk'ün, Metehan'ın, Alparslan'ın, Kanuni'nin, Abdülhamit'in ve şu anda aklıma gelmeyen diğer onlarca atalarımızın ruhları şad olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak daha fazla insana ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Yıl sonuna kadar 100.000 abone olmam için kanala abone olabilir ve beni destekleyebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.